favori Seda Sayan video Mustafa Sarıgül'ün aradığını fark etmeyip "Kız Mustafa evli misin?" falan diye böyle Mustafa Sarıgül'e soru sordu ve sonra Mustafa Sarıgül olduğunu fark ettiği an. Merhaba. İyi günler diliyorum. Sizi kutluyorum yeni yayın hayatınızda. Tebrik ediyorum tekrar. Kız bir erkek bağlandı bak. Mustafa. Alo. Yok hanımefendi Mustafa. Alo. Efendim Mustafa'cığım. Evli misiniz? Evet evet. Evet evet dedi adam, meraklı yani, seviyor karısını. Karım nerede? Yukarıda. Biz okuyamıyoruz buradan. Kim var biliyor musun abi? Kim? Abi bu monitörü çok uzak, Mustafa Sarıgül. Saygı eder Şişli Belediye Başkanımız. Ve ben onu çok seviyorum. Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız da saçma sapan bir kanala geldiniz. Gerçekten uzun zamandır bu kadar saçma bir içerik yapmamıştım sanırım. Ürün incelemesi serimi aylar sonra bir yenisini getiriyorum ve Seda Sayan kolonya incelemesi çekiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Seda Sayan'ın bir kolonya markası var ve ben de bunun ürünlerini incelemek istiyorum. Bu siparişi sanırım herhalde 5 ay önce falan verdim. Yani şakasız kolonyaları aldım, video çekeceğim diye koydum kenara ve öyle kaldılar. Artık dedim ki bugün hazır makyaj yapmışken video çekeyim. Çünkü gerçekten o kadar makyaj yapmıyor ve uğraşmıyorum ki kendimle uzun zamandır. Bir tane video çektik bugün arkadaşımla. Onu da gazına geldi. Dedim ki lan ben bir video daha çekerim. Bayağıdır da YouTube video çekmiyordum çünkü. Bugün sizlerle beraber Seda Sayan'ın kolonya markasını inceleyeceğiz. Paketlemeyi, kokuları, ürünleri. Bakalım Seda Sayan kolonya sektöründe nasıl bir devrim yaratmış ya da yaratamamış, hep beraber göreceğiz. Ürünleri hiç koklamadım, hiç denemedim. Tamamen hep beraber burada bir ilk izlenim videosu olsun diye. 5 adet kolonyası var. Bunlar neli diye soracaksınız. Tabii ki Seda Limon. Tabii ki derken ben limon diye düşünmüştüm ama Seda Limonmuş ismi. Seda Mandalina var, Seda Ananas var, Seda Ud var ve en çok merak ettiğim Sedalı var. En çok merak ettiğim ürün Sedalı olan, çünkü diğerleri mandalina, limon, yani bildiğimiz kokular ama Sedalı bir kolonya nasıl kokar gerçekten bilmiyorum. Öncelikle markayı incelemek istiyorum ben tabii her şeyden önce. Branding inanılmaz. Seda Sayan'ı tamamıyla yansıtan bir branding olduğunu düşünüyorum. Bir kere zaten sloganımız tabii ki sizi kokulu kokulu öpüyorum. Mis gibi koklaya koklaya öpersin ya, mis. Kokulu öpücük benim gönderdiğim öpücük de değil. Yani bir de burada bir de mesaj da var. Yani mis gibi kokun. Birbirinizi madem canım öpüyorsunuz. Canım Okan'cım söyle. Seda Sayan'ın biliyorsunuz Türkiye'de en güvenilir ünlü seçilmişliği falan da var. Yani bu kadın gerçekten bu ülkede güvenilir bir ünlü olarak geçiyor. Ve ben de bu güvene sadık kaldım ve ürünlerinin iyi olduğunu düşünerek bütün ürünlerimi satın aldım. Arkasında da şu yazıyor. Yıllardır yaptığım TV programlarında kapanışı sizi kokulu kokulu öpüyorum mesajıyla yaptım. Hayalim de ekran karşısında olan sizlere mis gibi öperek sarılmak. Elinizde tuttuğunuz Sedalı kolonyam ile sarılıp sizi kokulu kokulu öpüyorum demiş. Arkaya da böyle kendini aslan gibi koymuş. Bu Sedalı olan bu arada, janjanlı paket farkındaysanız. Sedalı ile başlayacağım çünkü Sedalı'yı gerçekten merak ediyorum. Dediğim gibi bu en fancy paketlemesi olan, şöyle de paketi şişeyi göstermek isterim. Burada küçük bir detayı da var. Şimdi Sedalı'yı açtım. Bakıyoruz. Bu ne kokuyor be? Sedalı kolonyası kesinlikle bir Seda kokusu. Bir dakika dur. Sondan geliyor. İlk döktüğünüzde çok bir kokusu yok. 80 derece bu arada, bu detayı da sanırım vermek lazım kolonyada çünkü zaten iki tane detay var. Bir deli oldu, bir de kaç derece oldu. 80 derece bütün kolonyaları. Sedalı'nın kokusu sonradan hafif geliyor ve böyle bir hafif seksi bir vamp bir kokusu var. Yani Seda Sayan gerçekten böyle duştan çıktığında böyle kokuyor olabilir gibi garip bir şey söyleyeceğim ama cidden öyle kokuyor. Koklasana şunu. Çok kötü kokmuyor bu arada. Seda sen böyle kokar mıydı sence?
Hayal et Seda Sayan'ı. Kokulu kokulu. Kötü oldum ya şu an. Kokabilirdi. Değil mi? Hmm. Yani Sedalı kolonya bana accurate geldi. Kesinlikle şey demem. Bu ne lan Seda Sayan böyle kokmaz demem. Neye benzediği konusunda bir fikrim yok ama böyle biri bunu koklayıp şuna benziyor dese ha ona benziyor diyebilirim. Öyle bir yerdeyim yani. Ve kötü bir koku da değil. Yani benim beklentimin şu an kesinlikle Sedalı versiyonu üstünde çıktı. Ama mesela bir limon kolonyası falan diyeyim. Yani limon kolonyası asla anlamıyorum. Bu arada limon kolonyası limon kokar yani dümdüz ne kadar farklı olabilir. Sırada ise ud kokulu olanı var. Bundan tabii yani ne bekliyoruz? Odunsu bir koku bekliyoruz. Bu tütün kolonyası vibe'ı da veriyor biraz böyle hafif koyu bir. Yo gerçi arkadaki kağıttan dolayı öyleymiş. Okey. Yani paketleme ile ilgili ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Aynı. Sadece arkasındaki şu şeyler değişiyor. Bunu buraya da anlatalım. Şöyle bir izlenimim var. Yani bütün kolonyaların kokusu sonradan geliyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi hiçbir fikrim yok. Kolonyacılar Birliği bunun kararını versin. Bu hafif kokuyor. Odunsu bir tabii ki ud kokusu var. Ama yani çok kokuyor da demem. Ama beni de rahatsız etmedi. Çünkü kolonya zaten ağır bir şey. O yüzden böyle hayvan gibi aroma basmamış olmaları. Aroma mı demek gerekir buna? Aroma değil ya. Ne? Esans. Heh. Hayvan gibi esans basmamış olmaları. Bence güzel. Alttan bir odun geliyor. Valla beğendim ha. Sadece ilk kokladığınızda bir koku beklemeyin yani. Ama onun dışında kesinlikle çok güzel. Bir de bu ananası çok merak ediyorum. Çünkü ananaslı bir kolonya daha önce pandemi sürecinde de çok denk gelmedim. Zeytin çiçeği kolonyası diye bir şey denedik. Yemin ederim size elinizi nemlendiren tek kolonya olabilir dünya üzerinde. O çok iyiydi mesela. Benim favori kolonyam o olabilir. Sıra geldi ananasa. Yemin ederim bak şöyle kokladığınızda asla bir koku yok. Çok acayip. Bu arada artık şurama falan dökmeye. Bobrosun üstüne şöyle dökelim. Fena değil ama favori değil kesinlikle. Böyle biraz beklemiş tropik bir içki kokusu var. Ya yani ananas kolonya formunda çok gitmemiş. Bu çok beklentimi karşılamadı ama yine paketlemede şu küçük ananasın tırtıklı olma detayı. Şuranın bir tırtıklı olma detayı hoşuma gitti açıkçası. Bazı küçük şeyler var. Nüanslar var. Sadece bu var bu arada. Başka bir nüans yok. Favorim şu an Sedalı olabilir. Geldik benim için zurnanın zırt dediği yere. Mandalina. Mandalina ile alakalı gerçekten kolonya sektöründe çok iyi kolonyalar kokladım. Annem Bodrum'dan bir tane getirdi. İnanılmaz güzel kokuyor. Yani mandalina yiyorsun. O derece güzel kokuyor. Markasını unuttum ama. Bodrum kolonyası falan mı ne öyle bir şey sanırım. Emin değilim. Hatırlarsam buraya yazarım. Şimdi bunu koklayacağız. Bu benim için önemli. Onu da şurama döküyorum. Aa hiç güzel değil. Size yemin ederim bu parfüm kafasında mı yapılmış, ne yapılmışsa çok ilginç. 3-4 saniye sonra daha iyi kokusunu alıyorsunuz. Ama kesinlikle benim Tarış'ın da yanından geçemez. O Bodrum kolonyasının da yanından geçemez. Öde kolon Seda Mandarin. Aa Eyüp Sabri Tunca üretmiş. Oha bak bu detaya bakmamıştım. Ama mandalina ananas no yani hiç beğenmedim. Ve son olarak kolonya deyince akla gelen limon kolonyası. Bunu da şöyle damlatıyorum, döküyorum. Güzel, net bir limon kolonyası. Ve böyle şey değil yani genzinizi yakan bir limonu da yok. Bence esans ayarı güzel, yani esansı güzel ayarlamışlar. Dediğim gibi 3-5 saniye sonra geliyor tam böyle ama aşırı da baymıyor. Limon kesinlikle başarılı. Yani şu an sadece şuna bakıyorum. Şimdi pandemide artık kolonya dökmediğimiz bir noktadayız ve benim elimde 5 şişe Seda Sayan kolonyası var ve ben bu kadar kolonyayla ne yapacağım? 1 litre kolonya var elimde şu an. Yani benim sıralama, eğer Seda Sayan kolonyası alacaksanız, Seda Sayan İmparatorluğu'na bir katkıda bulunmak istiyorsanız maddi olarak, çünkü başka türlü bir insan niye böyle bir şey alır? Bilmiyorum yani. Ben tamamen geyiğini aldım. Çünkü Seda Sayan kolonya çıkarmış. Çok saçma geldi bana yani. Favorilerimi sıralayacak olursak bir Sedalı, bire Sedalı'yı koyuyorum. Sedalı kesinlikle
favorim oldu. Böyle alttan hafif seksi bir koku geliyor ve böyle bayık şekerli bir koku da değil. Seda Sayan'ın kokabileceği bir koku. O yüzden kesinlikle okeyim yani. İkiye ud koyuyorum. Çünkü odunsu kokuları severim ve odunsu kokusu böyle çok bayan içi yoran bir şey değil. Koku değil. Üçüncü sırada net limon. Bunu da şöyle koydum. Ananas mı mandalina mı hangisi daha kötü? Emin değilim. Düşünüyorum. Sanırım mandalina daha kötüydü. Yani mandalina beklentim yüksekti. Hiçbir mandalina kokusu alamadığım için. Ananas ve mandalina sonuncu olarak Seda Sayan sıralamam, kolonya sıralamam bu şekildeydi. Hepsine Seda ananas, Seda mandalina gibi bir ek koymuş olması biraz manasız geldi. Ama sizi kokulu kokulu öpüyorum. Çok iyi. Yani Seda Sayan niye kolonya markası çıkarttı? Pandemi var. Kokulu kokulu öpüyorum. Onun en çok kullandığı cümlelerden bir tanesi. Mantıklı, mantıksız diyemeyeceğim. Evet, bir ürün incelemesinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım Seda Sayan kolonyalarıyla alakalı merakınızı, çok merak ettiğinizi düşündüğüm bir konu olduğu için gidermişsinizdir. Ben tavsiye edecek olursam dediğim gibi Sedalı'yı almanızı mesela tavsiye ederim. Çünkü piyasada bulamayacağınız bir koku. Gerçekten hani bu özellikle üzerine çalışılmış bir koku olabilir. Diğerleri dümdüz kolonya. Eyüp Sabri Tuncer'in de kolonyasını alabilirsiniz. Sedalı'yı öneriyorum ama. Sizleri nasıl öptüğünü hatırlamıyorum Seda Sayan'ın ama kokulu kokulu öpüyorum.